alırsınız. Salonumuzu teşrif ettiler. Gelen ezgilerini bizler için yine çok güzel bir şekilde dile getirdiler ve törenimize renk kattılar. Şimdi çiçek takdimi için Ziraat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Mustafa Erkan hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Bahçe Bitkileri Bölümü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesinden sonra kurulan ikinci fakültedir. Bahçe Bitkileri Bölümü ilk mezunlarındanım. Yurt dışı kaynaklı bazı firmalarla çalıştıktan sonra orada aldığım tecrübeyi yerli Türk tohumculuğu adına ıslah çalışmaları, sebze tohumunda ıslah çalışmaları yapmaya devam ediyorum. Şu anda İstanbul Tarım Şirketi'nde bu ıslah çalışmalarını götürüyoruz. Özellikle mevcut üniversitemizde her zaman danışmanlık hizmetleri alarak çalışmalarımızı ortak götürüyoruz. Üniversitemizin, fakültemizin 40. yılını, kuruluşunun 40.
10. yılını tebrik ediyorum. İsmim Osman Derican. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1991 mezunuyum. Tabii Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmak öncelikle 1-0 öncesiniz çünkü iş bulma imkanınız var. Tabii ki ben şu anda ne yapıyorum? Ben Emora Tarım Grubu olarak Anamas tohum firmam var. Merkez Anadolu Kimya Gübre Fabrikam var. Kron Kimya İlaç Fabrikam var. Biomarket bakteri üretiyoruz. Yaklaşık 9 tane tarım şirketim var. 130 tane de meslektaşımla beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda yurt dışına ihracatım var 45 ülkeye. Mustafa Küreylan, Akdeniz Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü 1992 mezunuyum. Şu andaki görevim Bayer Tohumculuk ve Tarım Limited şirketinde ülke ticari lideri olarak görev yapmaktayım. Ülkemizin Cumhuriyetinin 100. yılını kutlandığı bu dönemde üniversitemizin de fakültemizin de 40. yılını kutlanmasından gurur duymaktayım. Baktığımız zaman Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi birçok polikültürün yetiştiriciliğin yapıldığı bir bölgede kurulmuş olması ve bu bölgede birçok ziraat mühendisi yetiştirmesi değerli hocalarımızın katkılarıyla bugüne kadar Türk tarımına verdiği büyük desteklerle ön plana çıkmıştır. İsmim Hakan Öztürk, Ziraat Mühendisliği. 40. yılını kutladığımız Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin ilk öğrencisiyim ve ilk mezunuyum. Şu an içim kıpırdatıyor. Çünkü 40 yıldır buraya geliyorum. 40 yıldır bu fakültenin gelişimini görüyorum. 40 yıl içinde binlerce ziraat mühendisleri mezun ettim okul. Binlerce iş adamı, binlerce yatırımcı, ihracatçı, araştırmacı, üretim üyesi. Bunların içinden devlette görev yapan yöneticiler, siyaset adamları, milletvekilleri hem yurt içinde hem de yurt dışında çok başarılı insanlar yetiştirdi. Akdeniz Üniversitesi 1988 ilk mezunlarımdanım. İsmim Gülmün Şahin. Başlamış olduğum ilk öğrenci olarak başlamış olduğum Akdeniz Üniversitesi. Vali Yardımcım, İl Jandarma Komutanım, üniversitemizin üst düzey yöneticileri, tarım sektörünün değerli temsilcileri, mezunlarımız ve değerli öğrenciler. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günlerde fakültemizin 40. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fakültemizin 40. kuruluş yılı kutlama törenine hepiniz hoş geldiniz. 1983 yılında kurulduğunda tıp fakültesinden sonra ikinci fakültesi olan fakültemiz kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 6000 mezun vermiştir. Ve şu anda 2500 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettirmektedir. 1983 yılında kurulduğunda bir çınar ağacı gibi büyüyerek bugünkü güçlü haline ulaşmıştır. Ve bu anlamda Türkiye'de kurulduğunda 10. Ziraat Fakültesi olarak kurulan fakültemiz bugün bizden önce kurulan köklü ziraat fakülteleri arasından da sıyrılarak Türkiye'nin en başarılı ziraat fakültesi haline gelmiştir. Bu nedenle bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarıma, öğretim üyelerime ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Üniversiteler herkesin yaşamında önemli birer parçayı barındırır. Çoğumuzun en mutlu günleri ve güzel anıları hep üniversite yıllarına aittir. Ancak mezuniyet sonrası ne yazık ki birçoğumuz üniversiteyle bağını koparır. Ve istiyoruz ki mezunlarımız üniversitemizin bir parçası olduklarını ve Akdeniz Üniversitesi bir ailesinin üyesi olduklarını hatırlasınlar. Bu nedenle ilkini bu yıl düzenlediğimiz mezunlar gününe de tekrar hepinizi fakültemize, Ziraat Fakültesi yerleşkemize bekliyoruz. Genel olarak bir söz vardır. Bir kahve fincanın 40 yıl hatırı vardır. Sanırım bu 40 yıl doldu. Ama kahvenin bir sonrakini içmek için sanırım bir 40 yıl daha beklemeyeceksiniz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Antalya'nın Türkiye tarımının başkenti olmasında üniversitemiz
araştırma enstitülerimiz ve il tarım müdürlüklerinin büyük bir rolü vardır. Ancak Antalya'nın tarımın başkenti olmasında özellikle ilde faaliyet gösteren tarım firmalarının da katkısını unutmamamız gerekir. Bu nedenle bu 40. yıl kutlama töreninde bu firmaları ödüllendirmek adına onur ödülleri adı altında bir ödül hazırladık. Ve bu ödülde 40 yıla özel olarak sadece 40 firmayla sınırlandırdık. Sanırım bu töreni hazırlarken en fazla zorlandığımız an bu 40 firmanın seçilmesiydi ve özellikle de bu 40 firmanın belirlenmesinde ne kadar zorlandığımızı bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Ve bu 40 firma başta olmak üzere Antalya'da faaliyet gösteren diğer tarım firmalarına da tekrar Antalya tarımına katkıları için teşekkür etmek istiyorum. 40 yıl önce küçük bir barakada eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemizin bugünlere gelmesinde bizden önceki dönemlerde görev yapan akademik ve idari personelimizin mutlaka büyük katkısı olmuştur ve bunlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ancak özellikle özel bir teşekkürü de bugün aramızda olmayan fakültemizin kurucu dekanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Pekmezci'ye ve fakültemizin önceki dekanlarından Sayın Profesör Doktor Tevfik Aksoy'u da saygı ve rahmetle anıyorum. Belki bugün kendileri aramızda değil ama kendilerinin eşleri ve kızları da bugün törenimizde ve kendilerine de tekrar hoş geldiniz diyorum. Son olarak Filistin'de devam eden zulmün bir an önce son bulmasını ve daha fazla can kaybı olmadan insanlığın galip gelmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve fakültemizin kuruluşunun 40. yılı kutlu olsun. Merhabalar tekrardan. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektörüm, dekanlarım, hocalarım, meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Ben Büşra Yapıcı. 1999 yılında Ziraat Fakültemizin Zooteknik bölümünden mezun oldum. 5 yılda bitirenlerdenim bu arada da söyleyeyim. Mezun olduktan sonra eşimle birlikte gübre fabrikamızda çalışmaya başladık. İlk işimiz gübreydi bizim. Daha sonra neden o dönemde sürekli ithal tohum vardı sebze tohumunda. Neden biz yapamıyoruz deyip bir başlangıç yaptık 2000 yılında. Ve bu süreçte sebzede bayağı bir yol kat ettik. Ve bir anda 2010'da ilk silor çeşidimiz olan PTK 40 çeşidimizi çıkardık ve bu çeşit sektöre pat diye oturdu, yerli tohum diye. Ve çiftçi tarafından, tüketici tarafından beğenildi. Ve akabinde bu hevesle biz domates olsun, biber olsun bunlar üzerine çalışmalarımızı devam ettirdik. Ve tohumu çıkardıktan sonra 5 hektar tohumculuğu kurduk. Yani 23 yılda geldiğimiz noktayı anlatırsam esasında çok basitmiş gibi gözüküyor bunların hepsi ama gerçekten çok zorlandık. Çünkü 23 yıl önce teknoloji bu kadar yüksek değildi. Bilgiye ulaşamıyorduk. Şu anda öğrencilerimiz her türlü teknolojiye ulaşabiliyor. Her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Ve yani dünyanın o bir ucundaki bilgiye bir şekilde ulaşıp geliştirebiliyoruz kendimizi. Ve bu zorluklarla biz ilk yerli tohum firmasını, %100 yerli, hiçbir yurt dışı desteği almadan eşimle beraber 2010 yılında kurduk. Ve 13 yıldır da ticaretimiz devam ediyor. Baktığımız zaman 23 yıllık bir firma, 10 yılımız Ar-Ge ile geçti, 13 yılımız da ticaretle geçti. Şimdi genç ziraat mühendisleri arkadaşlar sürekli olaraktan beni ararlar. Hani ne yapalım? Nasıl gidelim diye. Benim tavsiyem eğer ıslahçı olmak istiyorsanız sabırlı olmak zorundasınız. Sabır çok önemli. Bu iş öyle hemen bir anda, bir yılda, iki yılda olacak bir iş değil. Özverili olmak lazım. Gittiğiniz yolu doğru seçmeniz gerekiyor. Mantıklı hareketler etmemiz gerekiyor. Bu sabrı gösterebiliyorsanız
ıslah işine girin. Gösteremiyorsanız hiç uğraşmayın. Çünkü gerçekten uzun bir yol, zorlu bir yol ama sonuç olarak da gerçekten mutluluk verici bir yol. Çok güzel yani bu uzun yolun sonunda, bu zorluğun sonunda elde ettiğimiz başarı çok mutluluk yaratıyor. Özellikle sadece yani ıslah dalında örnek olarak alınıyorum ama diğer mesela gübre firmalarında olsun, diğer işte ekipman, tarımın merkezi olan Antalya'da birçok firma var. Ve mezun olan arkadaşlardan en büyük talebimiz de yabancı dil ve donanım. Yani hem kişisel olarak hem de yabancı dil olarak kendilerini çok iyi yetiştirmeleri lazım. Sadece üniversitede okumakla kalmıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra da eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bizleri bugünlere gelmesini sağlayan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde almış olduğumuz derslerin çok büyük bir faydası oldu. Özellikle genetik dersi gerçekten yani hani hep derler bana sen zootekni mezunusun sebze nasıl? Ama sonuçta aldığım o genetik dersi benim bugünlere gelmeme çok fayda sağladı. Yani burada da fakültemizde aldığımız dersler altyapıyı tamamen oluşturuyor. Bugün 40. kuruluş yılını kutladığımız fakültemizin tarım sektöründe binlerce ziraat mühendisi yetiştirdi ve çok değerli ziraat mühendisleri şu anda Akdeniz Üniversitesi mezunu ve sektörde çok iyi yerlerde ve çok başarılı görevler üstlenmekteler. Bu nedenle Ziraat Fakültesi'nin tüm hocalarına çok teşekkür ediyoruz. Yani sektörümüze bu kadar kaliteli mühendisler yetiştirdikleri için. Tarımı ve üretmeyi çok seviyorum. Bu bilinci kızıma da aşıladım. İsmini verdiğim Petek Yapıcı şu anda Ziraat Fakültesi'nde öğrenci. Diğer öğrenci arkadaşlarla birlikte okuyor ve çok mutlu bir şekilde okuyor. 23 yıl önce mezun olduğum Ziraat Fakültesi'nin 40. yılını kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Akdeniz mezunu olmanın ayrıcalık olduğunu söylüyorum tekrardan. Sayın İl Jandarma Komutanım, tarım sektörünün kıymetli temsilcileri, sayın il müdürlerim, değerli hocalarım, kıymetli misafirlerimiz ve çok sevgili öğrencilerimiz. Öncelikle Ziraat Fakültemizi 40. yılını kutladığımız bu güzel törende aranızda olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz efendim geldiğiniz için. Ziraat Fakültemiz üniversitemizin ikinci fakültesi olarak üniversitemizin ve şehrimizin önemli bir parçası ve değeri ki biraz önce aslında en somut örneğini gördük Petek Tarım'la beraber. Üniversitemizin kuruluş ve gelişiminde Ziraat Fakültemizin katkısı hakikaten çok kıymetli, çok büyük. Bunun en güzel örneği de yine şu anda içerisinde bulunduğumuz o çok muhteşem yemyeşil kampüsümüz. 40 yılda büyük bir gelişim gösteren fakültemiz, ülkemizin en önemli fakültelerinden bir tanesi ki dekanımız demin bahsetti. Dekanlar, öğretim üyeleri gelmiş geçmiş, ilk mezunlarımız şu an bir kısmı aramızda. Onlar da şu an eminim geçmişten bugüne fakültemizin büyük bir gelişimini izlemekle gurur duyuyorlardır. Fakültemizi yine bugünlere getirmek için emek veren tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ziraat Fakültemizi yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ile de başta şehrimiz olmak üzere ülkemize çok ciddi katkılar sağlamakta. Bu anlamda fakültemizin meyvesi olan başarılı mezunlarımızı aramızda görmek hakikaten ayrı bir gurur. Tekrar hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, gerçekten ülkemizde dünyamız için çok önemli bir alanda çalışma yürütüyorsunuz hep beraber. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Milli ekonominin temeli ziraattir. Hep çok güzel sözler söylemiş zaten Atatürk. Her konu hakkında hakikaten bir kültür antropoloğu kendisi. İnsanların gıda güvenliğinin sağlanması ülkeler açısından stratejik öneme sahip. Bunu hep beraber her gün defalarca görüyoruz. Pandemiler, savaşlar. Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı bir yaşam için günlük 400 gram meyve ve sebze tüketimini tavsiye ediyor ama nerede o günler? Ne yazık ki 3.9 milyar insan yeterli meyve sebze tüketmediği için hayatını kaybediyor. Bu nedenle yaşam ve insan olduğu müddetçe tarımsal üretimi korumak ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. En önemli meyveleri de elbette sizlersiniz.
Ziraat dün de önemliydi, bugün çok daha önemli. Artan nüfusu beslemek için dünyanın gıda üretiminin 2050 yılına kadar %70 oranında artması gerekiyor. Bu ne demek? Aynı zamanda suyun artması gerekiyor ama sınırlarımız, kaynaklarımız belirli. Bunlara küresel bir çözüm bulmamız gerekiyor hep beraber. Bu amaca ulaşmak için de ikinci bir tarım devriminin başka bir yol görünmüyor. Bunun için tarım sektörünün bilimsel veri temeline dayalı olması önem arz etmekte. Bilimsel metotlarla yapılmayan her iş maalesef eksik kalmakta. İşte burada Ziraat Fakültemizin kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Bu derin yapacak olanlar da yine siz gençler, gencecik ziraat mühendisi adaylarımız. İlk tarım devrimi makineleşmeyi beraberine getirmişti. Şimdi ise dijital tarım ve akıllı tarım uygulamalarını kapsayan yeni nesil tarım teknolojileri süreci yaşanıyor. Buna da hep beraber şahidiz. Bir tarım arazisi düşünün. Toprağın içinde yüzlerce veri alıcısı, besinler ve su seviyeleri hakkında sürekli veri topluyor. Dronlar mahsulleri arasında hareket ederek istenen dozda, yeterli dozda suyu, gübreyi kullanıyor ki demin dekanım yine gösterdi, böyle bir uygulamamız da var bizim. Bu süreci hep beraber yaşıyoruz ki benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla Amerika'da kocaman binlerce dönüm arazilerde bu uygulamalar yapılmakta. Temennimiz bu teknolojik gelişmelerin Türkiye'nin tüm tarım arazilerine yayılması elbette. Ben iyi yetişmiş bir ziraat mühendisinin dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Çünkü iyi bir ziraat mühendisi toprağın değerini bilir, ona sahip çıkar, su kaynaklarını korur ki demin Güzel Sanatlar Konservatuvar öğretim üyelerimizden ilk dinlediğimiz türkü bir toprak türküsüydü. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu topraklarda bu türküler olduğu müddetçe tarım da kötü olmaz, insan da kötü olmaz. Sizi toprağın dilini konuşan insanlarsınız, en iyi bilen insanlarsınız. Sağ olun. Hakikaten çok kıymetli, topraktan toprağa gideceğiz en sonunda. Hakikaten çok kıymetli bir malzemeniz var elinizde. Değerli konuklar, üniversitelerin en önemli görevleri elbette eğitim ve araştırma. Ziraat Fakültemiz güçlü kadrosu ve altyapısı ile Türkiye'nin en tercih edilen fakültelerinden biri haline geldi. Demin de bahsettik zaten. Fakültemizin 8 bölümü öğrenci tercihlerinde ilk üst sırada yer almakta. Fakültemizin ülkemizde öncü olması ve ziraat eğitiminin 7+1 uygulamaya geçmesi de tabii ki bu sektöre de çok ciddi bir katkı sağlamakta ve sizin dönüşte üniversite bitiminde de istihdam oranlarınızı başarıyla başarılarını yukarıya çıkarmakta. Bu anlamda değerli firmalarımızın katkıları da hakikaten çok kıymetli. Herkesin desteği, Antalya'nın desteği çok kıymetli. Akdeniz Üniversitesi, gençler, sonuçta hepimizin, tüm Antalyalıların. Ziraat fakültelerimiz aynı zamanda üniversitemizin uluslararası sıralamalarına da yer almasında proje olsun, yayın ve atıfları olsun ciddi maddi katkı sağlamakta. Hocam bahsetti, biz Dığ'da daha geriler dedik ama şu anda Ziraat Fakültemiz ilk 600'de, ilk 1000 üniversitenin içinde 600'de, bu da hakikaten bizi gururlandırmakta. Misyonumuzu, vizyonumuzu çok ciddi katkılar sağlamakta. Mevcut sorunları çözüm çalışmaları, pratiğe aktarılabilir uygulamaları hep beraber öncelemek için dekanımla çalışmaktayız hep beraber. Ziraat Fakültemiz yapmış olduğu çalışmalar ile TÜBİTAK tarafından alan bazı yetkinlikler içerisinde sayın konuklar, üniversitemizin güçlü yanlarından birisi olarak çalışmalarına devam etmekte. Bu başarı katkıları için de tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Üniversitenin elbette bir diğer görevi toplumsal çalışmalar. Yine demin örneklerini gördük. Bu alanda önce uygulamalara imza atıyor fakültemiz. Çiftçi eğitimleri ve dezavantajlı bireylerin tarım ile motivasyonu gibi çok kıymetli projeleri gerçekleştiriyorlar. Bunların artarak devam etmesini diliyorum. Bu noktada Ziraat Fakültemizin şehrimizdeki ve bölgemizdeki sektör paydaşları ile uyumlu bir şekilde çalıştığını görmekte hakikaten bana ayrı bir heyecan katmakta. Dekan hocamızın söylediği gibi yine Antalya ülkemizin tarım öncüsü. Bu hiç tartışmasız. Antalya deyince akla güneş, deniz geliyor ama tarım ve turizm sektörler bazında da en önemli gelen sektörler. Ve fakültemizin bu alanda 40 yıl yürüttüğü çalışmalarda ve mezun ettiği 6000 öğrenci de bunun en önemli katkısı ve kanıtı. İlimiz 160 bin çiftçisi,
ve 400'den fazla tarım firması ile Ziraat Fakültemizle beraber yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla yine BATEM'de bunlardan bir tanesi tarım alanında öncü bir aile konumunda özel firmaları olsun, kamu kurum ve kuruluşları olsun. Fakültemiz elbette her zaman ilimiz ve ülke tarımı desteklemek için aktif bir rol almaya devam edecek. Değerli katılımcılar, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 40 yıllık geçmişi, bölge tarımındaki yeri ve birikimiyle ülkesine ve milletine hizmet etmek için vardır çalışmaya devam edecek. Akademisyenleri, yetiştirdiği kıymetli öğrencileriyle hem tarıma hem ülkemize hem insanlığa katkı sağlayacak ve hedeflediğimiz şey de muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak. Elbette bunu hep beraber öğretim üyelerimizle, sizlerle ve firmalarımızla hep beraber yapacağız. Çünkü bu zincirin her halkası birbirinden kıymetli. Bir tanesi eksik olduğu zaman bütün ülkenin ekonomisini ve vizyonunu etkiliyor. Bu anlamda herkesin katkısı hakikaten çok kıymetli. Bu vesileyle Ziraat Fakültemizin 40. yılını kutluyorum ve başarının devamı diliyorum. Ödül alan tüm firmaları da gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim bir Antalyalı olarak. Sağ olun, var olun. Sayın Ahmet Bahar'ın da onur ödülünü almak üzere Sayın Betül Bahar'ı Antalya Diş Ticaret Firması'ndan Sayın Ercan Boztepe'yi Çavuşoğlu ne yazık ki eşinin vefatı sebebiyle aramızda değil. Kendilerine başsağlığı diliyoruz. Mirza Tarım firmasından Sayın Ümit Mirza Çavuşoğlu adına ödül almak üzere Bayır Genel Sekreteri Ümit Sezer'i. Çekok firmasından Sayın Cevdet Çekok'u. Süray
Tarım Firması'ndan Sayın Süleyman Sürer adına ödül almak üzere Sayın Murat Sürer'i. Ve Safir Beri Firması'ndan Sayın Yavuz Taner'i sahneye davet ediyorum. Meyve üretimi ve pazarlaması alanında Antalya tarımına yön verenleri ödüllerini takip etmek için Antalya İl Jandarma Komutanı Sayın Tuğgeneral Tarık Ekiboğlu sahneye davet ediyorum. Sayın Ercan Boztepe'yi ödüllerini takip etmek için. Sayın Ümit Mizan Çavuşoğlu adına Ümit Sezer'i ortaya alın. Sayın Yavuz Taner'e ödülü takip etmek için sizi ortaya koyuyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor James Tucker'i sahneye davet ediyorum. Sayın Dürer'i doğan ödülünü takip etmek için sizi ortaya alabilir miyim? Şimdi Sayın Şefik Kurdaş'a ödül takdim edeceğiz. Sayın Erdoğan II. ödül takdim edeceğiz. Sahneye
sebze, mantar üretimleri pazarlaması alanında Antalya tarımına yön verenleri tebrik ediyor ve yerlerini uğurluyoruz. Sayın Serdar Tunay'ı. Hayal Tarım firmasından Sayın Ergün Ergün'ün onur dilerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Pazarlaması alanında Antalya tarımına yön verenlere onur ödülleri takdim etmek üzere Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Şükrü Özen'in sahneye davet ediyorum. Sayın Ali Çağlar'a ödül takdim etmek üzere sevgili Suçanlı'nın sizi okuyorum. Yerine Sayın Serdar Tunay'ı ödül takdim etmek için. Ve Sayın Ergin Ergol'un ödül takdim etmek için lütfen yüzden burada beniniz olayım. Şimdi de Sayın Şükrü Karaca'ya ödül takdim edeceğiz. Sayın Mirat Özatay'a ödül takdim etmek için ortaya duruyoruz.
de Sayın Levent